Siyeray Türk Türkiye'de panoya hoş geldiniz değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Ben Irmak Hekimoğlu. Teknikte de her hafta olduğu gibi sevgili arkadaşlarım Cengiz Sandurmaz ve Erdoğan, Taşkın bana eşlik ediyorlar. Harika bir konuğum var. Kendisi birazcık erken geldi program öncesinde. Böyle çok güzel sohbet ettik. Aslında son dönemde hepimizin konuştuğu bir konuyu, konuştuğu bir diziyi konuşacağız bu hafta sizlerle. Netflix hayatımıza Atiye'yi bir anda soktu ve hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Gerek Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şen olsun gibi kadrosuyla gerekse hikayesiyle hepimizi aldı götürdü. Ben çok insandan dizinin bütün bölümlerini tek günde bitirdiklerini duydum ki onlardan bir tanesi de benim. Fakat Atiye hayatımıza nasıl girdi? Netflix Atiye'ye nasıl ulaştı? Bu kısmı çok fazla bilmiyorsanız şayet bizi can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Çünkü Atiye'yi hayatımıza dahil eden Dünyanın Uyanışı kitabının yazarı sevgili Şengül Boybaş bizimle beraber. Hoş geldiniz Şengül Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş yeriniz. Çok beğendim. Çok da ışığınız da çok güzel. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Programınız çok yoğun çünkü farkındayım. Çok çok. <laughs> yani Atiye'den sonra özellikle geldiniz. kırmadınız. Ee, kırılacak gibi değilsin. Ay çok sağ olun. <laughs> Şimdi bu zamana kadar neler yaptınız? Şimdi Biraz klasik başlamak istiyorum ne yazık ki. Fakat sonrasında biz dünyanın yanışının aslında biraz farklı kısmını konuşacağız sizinle konuşalım. beraber. Ee, ne istersen onu konuşalım. Şimdi bugüne kadar birçok şey yaptım aslında. Ee, i̇şte koçluk yaptım, NLP seansları yaptım. Ondan sonra insana dokundum. Evet ben de beyaz yakalı oldum. Ee, üniversite eğitimleri aldım. Birçok şey yaptım. Yani Bugüne kadar birçok şeyden geçtim. Ee, geçtikten sonra, sonra bir durdum. 10 yıl kadar bir durdum. 10 yıl boyunca da bir sürü hikaye biriktirdim. Bu hikayelerden bir tanesi Atiye. Ee, hikaye biriktirdim derken insan da biriktirdim aynı zamanda. Çünkü hikaye insansız olmaz, insan hikayesiz olmaz. O yüzden e, bu biriktirdiğim hikayelerden de e, en özeli Atiye'ydi. <laughs> Atiye'yi doğurduk. <laughs> Peki Dünya'nın Uyanışı'nın yazılış süreci nasıldı? Çok zordu. Bir kere zordu çünkü ilk romanımdı. E ee, ben biraz mükemmelliyetçi bir kafaya sahibim. Yani hani kim ne der, nasıl bakar, beğenirler mi, beğenmezler mi, işte imla hatası var mı, yok mu? Yani üç kere, beş kere, on kere aslında çok üstünden geçtim. İki buçuk yıl sürdü. Oo, maşallah. Ee, şimdiki romanlarımı daha kolay yazıyorum. Yani o onun, yani o öğrenciliğimdi. Şimdi daha kolay yazıyorum, daha e, çabuk e, hikayeyi üretiyorum, e, olayları çok daha kolay örüyorum. Öğrenciliğim dediğiniz bir hikaye Netflix tarafından çok büyük bir ilgi gördü ve diziye Ustalıma uyarlandı. düşünsene yani. yani bence ben Bu <laughs> kesinlikle harika bir şey. Bu süreç nasıl gelişti peki Netflix ile alakalı e olan? Şimdi e, bu hikaye aslında bakarsan işte 2015'te başladı 2017 civarlı 2017'nin yarısına doğru bitti. Aslında benim e, ilk hikayenin gittiği yer... E, çok çok İsim vermeyeyim şimdi. Yurt dışında çok önemli bir yönetmen. Hı hı. Ee, hemen dedi çekelim. Şimdi hemen çekelim deyince bir, bir şey oldum. yani Gerçekten emin misiniz falan diye. Sonra orada başka bir durumlar cereyan edince bu sefer e, çekemedik. E, ondan sonra benim bir e, senarist arkadaşım var. Zaten kendisi de e, e, Atiye'nin senaryo ekibindedir. E, Nuran Evrenşit. Bu projeyi biliyordu benim yazdığım süreci biliyordu. Ya Şengül hala dedim bitti bitti. E dedi ne yapmayı düşünüyorsun? Dedim ki yani çocuklarıma çeyizime kaldırmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım bir şey var. E, bu dizi olabilir, film olabilir. Çünkü hikaye çok özgün e, ve denenmemiş bir şey. E, yani bu ilgi göreceğini düşünüyorum. E dedi bir o zaman birileriyle görüşelim. Görüştük işte. Görüşmenin sonucunda da Sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmenin sonucunda da e... imzayı yaptık. Ah, harika olmuş. Nuran Evrenşit yanlış bilmiyorsan vatanım sensinden zaten tabii. kalemine alışkın olduğumuz tabii. bir senarist çok da severiz. Şimdi tabii dünyanın uyanışı Atiye diyeceğim. Kendisi, gibi... Gibi, kendisi gerçekten bir melektir yani. Doğru. Ee... Göbekli Tepe olayı da tabii ki e, aslında baş karakterde Göbekli Tepe o kısmada biraz değinmeyiz e, isteyeceğim. çok özür dilerim Göbekli Tepe e, nin etrafında dönen bir hikaye şimdi asıl merkez Göbekli Tepe Şimdi hı hı. Göbekli Tepe'nin merkez aldığımızda Atiye'yi de içine koyduğumuzda aslında iç içe bir denge şimdi Göbekli Tepe'nin göbeğini düşünün göbeğin o tam ortasında da Atiye'yi düşünün. <laughs> Ee, şimdi Göbekli Tepe'nin tarihinin anlatılması gerekiyor ama tarihçi gibi anlatmamamız gerekiyor. Çünkü onları zaten anlatan tarih profesörlerimiz var, arkeologlarımız var. Bir de zaten orada 15-20 yıl Karl Schmidt ve eşi Hı -hı. çalışmalar yapmış. Biz onların evet. üstüne bir çalışmayı, çalışmayı atıfta bulunamayız. Biz sadece bizde uyandırdığı ruhsal dünyayı anlatabiliriz. Çünkü oradaki ruhsal dünya asıl oranın sinerjisini, enerjisini oluşturan şey. Şimdi... Neden bu kadar çok önemsiyorum orayı? Evet orası çok önemli bir merkez. Ve anladığımız, bildiğimiz, gördüklerimizin çok ötesinde bir dünya orası. Ve orası biliyorsunuz bir, bir sene kullanılmış. Bir sene kullanıldıktan sonra çok yüklü bir miktarda toprakla örtülmüş. Evet. Yani ne oldu da örtülmüş? Örtülüyor. Acaba biz orayı açmakla doğru bir şey mi yapıyoruz? Aslında açmakla doğru bir şey yapmıyor muyuz? Zul sorgulatıyor işte. Yani iki taraftan peki neden şimdi ortaya çıkıyor? Neden şimdi yani bugünlerde ortaya çıkıyor, kendini göstermek istiyor, kendini anlatmak istiyor. Ben anlatıyorum, Ayşe anlatıyor, Fatma anlatıyor. Herkes bir şey anlatıyor orayla ilgili. Ee, beni anlayın mı diyor bize yoksa beni anlamayın tekrar mı toprakla üstümü kapatın. Ben iyi bir enerji miyim, kötü bir enerji miyim bilmiyorsunuz mu diyor. Siz neler hissettiniz peki gittiğinizde orada? Ee, orada aslında benim hissettiğim şeyi bence çok insan hissetmiş. Çünkü o Göbekli Tepe'nin o stelleri bulunmadan önce, o taşlar bulunmadan <laughs> önce orada hemen e, bir ağaç var. O ağaca insanlar e, gelip adak yaparmış. Çocuk için adak yaparlarmış. Bakın hiç kimse bir şey bilmiyor. Çağırdığı enerjiyi düşünebiliyor musunuz? Bakın o toprak yok. Ay, pardon açılmamış. E, o steller yok. Hiçbir şey yok ortada. Sadece bir tane ağaç ve bir mezar var. Tüylerim diken diken oldu. İnsanlar oraya gidip çocuk istiyorlarmış. İşte çaput bağlıyorlarmış. İşte dua ediyorlarmış. Sunu yapıyorlarmış filan. Şimdi oranın bir enerjisi zaten oradan hissediliyor. Yani... Daha bulunmadan önce orada bir şey olduğunu oranın yerel halkı biliyor. Ya çok uzun yıllardır bunu yapıyorlarmış bu arada. Evet. Ve mucizeleri de olmuş işte çocuk isteğine çocuk işte e, gibi bir e, mucizesi olmuş. Ben zaten o ağacın oraya gittiğimde hissettim orayı. Yani oranın farklı bir enerji, farklı bir boyut. Yani hani orada zaman, mekan kavramının olduğunu düşünmüyorum. Orası bir zamansız ve mekansız bir yer. Bir anda dünya duruyor sanki ve siz sadece o alanın içinde kalıyorsunuz. Şimdi gezerken ben de arkeolojik gezilere gittiğim zaman anlamaya çalışmaktan hissetmeyi unutuyorum. Ama mesela şöyle düşünün gittiniz orayı gezdiniz anlayamadınız bir daha gezmek istiyorsunuz. Gene anlayayım anlamaya çalışmazsanız sadece hissetmeye çalışırsanız benim hissettiklerimi hissedersiniz. Tarihi yeniden yazdırıyor Göbekli Tepe diyorlar. Doğru çok doğru bence bilinen tarihi unutmamız gerekiyor. Çünkü bilinen tarih bize bir şeyin ışığını tutmuyor. Tamam bugüne kadar öyleydi. Hı hı. Ama bugün 12 bin yıl öncesinin de var olduğunu bize gösteriyor. O zaman tarihi yeniden yazmamız gerekecek. Peki Atiye'nin yolculuğu <laughs> nasıl? Oradan birazcık hikayenin işlenişinden biraz bahsedelim istiyorum. Şimdi e, tabii ki de herkes, bayağı baya bir insan Atiye'yi televizyondan izledi. Evet. Bir kitap tarafı var. Kitap tarafında Atiye Beyaz Yakalı. Hepimizin sıkıştığı o cam kulelere sıkışmış bir genç kız, genç bir kadın. Kendini keşfedemeden daha hayatın e, serüvenini keşfetmeye çalışan, daha kendinde neler olup bittiğini bilmeden dünyayı algılamaya çalışan bir genç kadın. Çalışıyor, aynı zamanda kendini eğitiyor. Ama ruhsal boşlukları onu derin buhranlara sürüklüyor ve bunun sebebi de zaten onun spiritüel bir karakter oluşu. Yani aslında doğduğu gibi yaşamadığı için, öğrendiği gibi yaşadığı için, doğduğu hani kodlandığı şekilde yaşamadığı için kod, kod bir yerde kendini hatırlatıyor. Yani diyor ki sen bu değilsin. Senin bu bu denli bir insan olman gerekiyor. Şimdiye kadar öğrendiklerini unut. Göbekli Tepe'ye kadar da şimdiye kadar öğrendiklerimizi unutalım. Yani ikisi de aynı Asıl senkron. Ondaki toprak açılınca Atiye'deki de örtü açılıyor. Öyle düşünün. Birazcık Dizinin de <laughs> kısımlarından bahsedelim oluşum aşamasından istiyorum. Hı -hı. Sonra da ben dediğim gibi kitabın aslında farklı taraflarını konuşmak Hı -hı. istiyorum sizinle programdan önce konuştuğumuz gibi. Bir çok başarılı bir kadro oluşturulmuş gerçekten. Çok. Mehmet Günsür, Beren Saat, Melisa Şen olsun Metin Akdülger hani son zamanın en önemli oyuncularında. Bu aşamada siz de vardınız sanırım. O aşama nasıl geçti? Birazcık oradan bahsedelim. Şimdi <laughs> ben e, kitaplarımı yazarken proje gibi çalışıyorum. Ee, bir, e bir karakterleri çizdiriyorum benim çok sevdiğim bir e, kardeşim gibi sevdiğim bir Mehmet var Mehmet'e diyorum ki Mehmet bak bu karakter bu bunu çiz ben çizimlerimde ne yaptıysam vizyonda onu gördüm gerçekten mi? yani bir şey çizdir oldu. o proje hani bir proje dosyası oluşturursunuz ya hani hı hı. o oluşturduğum dosyada Atiye Atiye Beren Sahtin aynısı oldu yani e, işte Erhan Mehmet Günsür oldu. Ya yani aslında bize Jack'ti. Hani hı hı. onun gibi oldu. E i̇şte e, o proje dosyamda kim vardıysa yani birkaç tanesi eksik orada işlememişler sanırım onu başka bir bir şekilde işlemişler. Onu belki ileride göreceğiz. Hı hı. E, ama onu gördüm. Bana sürpriz oldu mu? Aslında e, Ya biraz sürpriz oldu ama biraz da olmadı. Çünkü e, Beren Saat'in e, Atiye elbisesini giymesi gerçekten e, bu kadar e, örtüşür. Bence Dünya'nın Yanlış Kitabı kendi karakterlerini kendi seçti oh, ve harika, kendi karakterini seçti, kendi oyuncusunu, kendi yazarını, kendi e, ona inanan kim varsa onu seçti. Yani aslında spiritüel olmayan birini seçmedi. Evet onu diyecektim şimdi. Mehmet Günsür'ün çoğu röportajını dinlediğimizde mesela mistisizme olan ilgisini, çok 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 e, tatlı, spritüel çok... olaylara olan ilgisini Mehmet Günsür anlatır. Hatta kendisi de böyle bir internet dizisi evet. çekmişti, hazırlamıştı. E, Beren Saat'ten bunu tabii bu zamana kadar hiç duymamıştık ama Atiye'den sonraki röportajlarında benim de kendimi sorguladığım bir dönemin sonunda Atiye benim karşıma geldi dedi. İşte bakın aslında kastı biz seçmedik. Aslında kastı bence... E... Kast kendini seçti, hikaye gibi. çağırdı, çağırdı gibi gerçekten bakın bunu biz e, o dönemde de e, bütün e, ekip olarak konuşuyorduk. Yani orada kim olması gerekiyorsa, kim yürümesi gerekiyorsa, kim kalması, kimin gitmesi gerekiyorsa gerçekten dünyanın uyanışı bunu seçti. Ben buna birebir şahidim, herkes şahit zaten. Hikaye akarken de öyleydi, sonrasında da öyleydi, hep öyle, şu anda da öyle. Gitmesi gereken gidiyor, kalması gereken kalıyor. Hikayenin, çünkü o hikaye inançsız olmaz, inanacaksın. Bir kere merkeze inanacaksın, Göbekli Tepe'ye inanacaksın. Çünkü orası e, bir e, inanç olarak o inancı benimseyeceksin anlamında Hı -hı. söylemek istemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama şöyle bir şeye inanacaksın. Evet orası dünyanın ilk e, tapınaklarından biri olabilir ya da toplanma merkezi olabilir. Ve burası bir şey söylüyor ve bu söylediği şeyi hep beraber duyacağız ve mesajı ileteceğiz. Aslında e, bütün hikaye bu. Diziyi izlediğinizde ilk bölümü neler hissettiniz? Nasıldı? <laughs> Ay çok fenaydı. <laughs> <laughs> bu çok büyük bir gurur olsa gerek. Çünkü. Çok çok ağladım. Çok hani böyle hani o gururdan ağlarsınız ya bu üzüntüden değil. Evet. Böyle nefessiz nefesimi tutarak izledim. Ee, zaten ilk ilk bölüm göbekli tepeyle başlıyor. Ee, tabii içine çok renk katmışlar, bir sürü mozaikle süslemişler, işte kadın erkek ilişkileriyle süslemişler, işte anne e, kız çatışması, baba oğul çatışması, bunları çok güzel işlemişler. Ee, ama tabii ki de ana merkezden başlaması daha da gurur verici çünkü birden merceğe oraya tuttu. Merceği oraya tutması önemli bir şeydi çünkü orası mercek. Yani asıl burası önemli. Asıl buranın ön, e, arkasında gelişen, önünde gelişen yani aslında neresi Nemrut, Mardin, ondan sonra Anadolu, yani Anadolu. Mezopotamya önemli. Evet. Onu güzel vurguluyorlar, güzel oluyor yani. Çok önemli bir ülkeyiz aslında. Çok. Yani gerçekten bunu anlamak için bu tarz çalışmaların olması gerektiğine ben gerçekten inanıyorum. Bunun ortaya çıkış ile alakalı da birkaç sorum olacak size, fakat öncesinde bir ara verelim aranlardan devam edelim. Siyaray Türk. CRI Türk Türkiye'de pano kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler, konuğumuz Şengül Boybaş. Şayet ilk kısmı kaçırdıysanız radyoda dinlerken YouTube kanalımıza program yüklendiğinde oradan izleyebilirsiniz diyorum ve ben Göbekli Tepe'den devam etmek istiyorum. Şimdi Göbekli Tepe'nin giden herkes sizin dediğiniz gibi hissiyatından bahsediyor, çok önemli olduğundan bahsediyor. Biz Atiye'yi izlediğimizde bize çok güzel çağrışımlarda bulundu. Belki ilk tapınaklardan biri olabilir duyuz e, söylentisi var e, şöyle bir şey var şimdi toplum olarak ve dünya olarak aslında çok Karmaşa, kaosun yüklendiği bir dönemde yaşıyoruz biz şu anda. Yani sadece Türkiye karışık değil. Baktığınızda Ortadoğu, Avrupa, Keza aynı şekilde inanılmaz bir karmaşa var. Bu karmaşanın ortasında birdenbire biz Göbekli Tepe'yi konuşmaya başladık. Bu nasıl bir çağrışım olabilir? Denklem diyorsun. Denklem evet. Bundan birazcık Şimdi bahsedelim. Göbekli Tepe mi suçlusu, dünyadaki bu kaosun bilmiyorum ama <laughs> ortada bir gerçek var hani şakayla karışık girdim ama ortada bir gerçek var. Gerçek de şu ki dünyada iyi bir dönemden, karanlık bir çağdan geçtiğimiz doğru. Bu karanlık çağ e şöyle düşünün, e, karanlığı görüp ışıktan korkmak, ışığı görüp karanlıktan korkmak gibi düşünün. Yani evet. aslında hem karanlık var hem de ışık var. Yani evet bir karanlık çağdan geçiyoruz. E, bu geçtiğimiz çağın içerisinde ekonomik krizler, çöküşler, savaşlar, belki savaş çığırtkanlıkları ondan sonra insanın umut edebileceği yani umuda dair bir e, hissi kalmadı. Yani evet. bundan sonraki gelecek korkusu, kaygısı, endişesiyle yaşamaktan normal günü yaşayamaz olduk. Şimdi aslında geleceği mi düşünmek lazım, geçmişi mi düşünmek lazım derken, evet geleceği düşünmek lazım ama nasıl? Geçmişteki durumu şifalandırıp geleceğe gitmek lazım. Şimdi onu yapabilmek için de anda kalıp, yani bugün de kalıp, bugünün hı hı. içerisindeki bu kaos da kalıp, onun içinden bir düzen kurmak lazım. Bunun için de fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz gerekiyor. Yani fabrika ayarlarımız ne bizim? Bizim e, asıl asıl genetiğimiz ne? yardımlaşma, imece, sevgi, barış ve e, birbirini anlama, anlama. Tam Biz Anadolu birbirimizi bravo. Biz birbirimizi anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için de ben öndeki arabaya yol vermiyorum. Öteki bana ne yapıyorsun sen diyerek konuşuyor. Ondan sonra ve bu anlayamadığımız için de bugün bu geçtiğimiz çağda anlayamıyoruz. Ve e, çok çok büyük e, daha Kırılmalar yaşanacak. Çünkü yeni bir çağa geçmemiz gerekiyor ve bunu ancak fabrika ayarlarımızla yapabiliriz. İnsanlık adına söylüyorum. Ülkeler fabrika ayarlarına dön, dönsün demiyorum. <laughs> Zaten insanlık öyle bir yerden geçiyor ki yani geçtiğimiz yol seni buna mecbur ediyor. Çünkü karşındakine kayıtsız kaldığın, kendi kişisel buhranlarında boğulduğun bir yerdesin. Herkes evet. psikolojik hap içmiyor mu? avuç avuç içiyor insanlar. Herkes İnsanlar başlıyor. sadece eve gittiklerinde hipnoz olmuş gibi televizyona bakıp orada kilitlenip kalıyorlar. Ya da telefona. E ne oluyor sohbet mi diyoruz birbirimize? Nasılsın diye soruyor muyuz birbirimize? Günaydın diyor muyuz? Ay hayır. Ya yani bunları ne demediğimiz yazık. için diyorum işte o bizim eskiden işte herkes komşusunu bilirdi, komşusunu komşusunun hayatının neler olduğunu bilirdi. Biz 30 yıldır aynı yerde oturuyoruz. Hepimiz yani bütün komşular, komşusunun çocuklarını, çocuklarının çocukların, çocuklarının torunlarını herkes her şeyi bilirdi. Ama bugün kimse kimseyi tanımıyor. Çünkü o uzun ve büyük binalar içerisinde komşunun kim olduğunu bile bilmiyorsun. Şimdi tuzun bitse komşu bana tuz ver diyemiyorsun. Çünkü o insanı tanımıyorsun. Ama eskiden ya bir, bir parça ekmek versene ya işte bizim çocuklar da işte akşam idare edeceğiz diyebiliyorduk. Biz sokakta oynardık. Bizim işte benim annem babam yoksa diyelim yan binadaki Bravo. hani çağırırdı kendi çocuğunu çağırırken. Hadi gelin yemek hazırladım yemeğinizi yiyin ondan sonra elin aşağı tekrar oynamaya devam edin derlerdi. Biz bile öyle büyüdük yani ki Ama ben yeni nesil öyle sayılırım. Çünkü bizim e, kültürümüz, genetiğimiz e, yani bizim e, bu e, imece... Ve birbirine yardımlaşma. Köylerimizle hala da insanlar birbirleriyle böyleler. Öyle. Ama şehircilik hayatı işin içine girdiği zaman bireysellik karıştı işin içine. Ve bireysel dünyalarımızda maalesef e, buhranın içinden geçiyoruz. Hayatımızda bizi eğlendirecek bir şeyler arıyoruz. Ve ya da kimliğimizi sorguluyoruz. Ve bulamıyoruz maalesef. Ya da bulduğumuz kimliklerle barışamama gibi bir sıkıntımız da var. ya Çünkü o kimlikleri sen değilsin. Ayrıştırma da var. Çünkü diploma kimlik değildir. Evet. Ya da statü kimlik değildir. Evet hepimizin diploması var. He, herkes 5 tane üniversite mezunu. Ama niçin kimlik bulamıyoruz? Demek ki önce kimliğimizi bulup ondan sonra diplomamızı bulmamız gerekiyor. Şehir... Yani meslek insanı hı hı. seçer. insan mesleği seçmez. Evet. Şehirleşme dediniz de ben onu şu şekilde mi acaba düşünsek diyorum. Bizim şimdi Türkiye dediğimiz gibi Anadolu toprakları Anadolu kültürü bu hakikaten çok başka bir şey ve belli bir çağa kadar belli bir zamana kadar biz gerçekten bunu alarak bu öğretilerle büyüdük. Fakat Avrupalılaşmanın ya da Amerika'ya benzeme etkilerinin yani Anadolu özünden uzaklaştıkça mı bir bu noktaya geldik ve Anadolu da bizi artık gel diye çağırıyor mu? Şimdi Avrupalılaşmak dediğiniz şeye baktığınızda en Avrupa'ya bakalım. İtalya'ya bakalım. İtalya hala kendi özünü yaşayan bir yer. Ben Vatikan'a gittiğimde orada dehşete düştüm. Çünkü hala daha kendi tapınaklarını marka vizyonlarla yaşatıyorlar. Yaşayan bir şehirdi. Yaşayan bir Roma gördüm ben. Yaşayan bir Roma İmparatorluğu gördüm. Şimdi onlar kendilerini yaşatıyorlar. Şimdi Avrupa nesini biz alıyoruz anlayamıyorum ben. o Orada çok karmaşaya düşüyorum. Şimdi eğer onu anlıyorsan Avrupalılaşıyorsan o zaman kendi kültüründe de sen yaşat. Hani sen de o e, kolezyuma inene kadar biliyorsun oralarda şehirler var. O şehirlerden devam ediyorlar yürümeye. Ve görüyorlar, seyrediyorlar, tanıklık ediyorlar. Şimdi o zaman biz Avrupalılaşmayı'nın neresini alıyoruz sorusunu soruyorum. Şimdi Anadolu kültürünü, yani bugün e, Göbekli Tepe açığa çıktı tamam. Ama bir 5-10 sene, 15 sene öncesinde yoktu. Şimdi Anadolu kültürü dediğimiz... Bir de e, tabii doğuda yaşanan bir sürü siyasi gerilim var biliyorsunuz. O siyasi gerilimler evet. de bizim kendi kü kültürümüzden korkmamızı sağladı. Yani doğuda yaşanan o terördü, oydu, buydu, siyasi bir sürü çatışmaydı. Orayı oralara gidemedik biz. Göremedik. Biz e, kültürü Osmanlı ve Bizans zannediyoruz. Yani İstanbul zannediyoruz. Ama Anadolu'dan bir sürü medeniyet geçti. Akat, Sümer, Hitit, Selçuklu bir sürü medeniyet geçti. Şimdi bu medeniyetin kalıntıları bugün dünya kültür mirasları tarafından korunuyor. Çorum'da var, Konya'da var. Ondan sonra Antalya'da var. Bugün Efes'te var, Mardin'de var, Kapadokya'da var, Nemrut'ta var. Bunların hepsi ayrı bir kültür. Benimseriz, benimsemeyiz ama bizim öz değerlerimiz bunlar. Yani ona o kültür orada durduğu zaman inanmak zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın. Çünkü o buradan geçmiş, oradan bir halk geçmiş, oradan bir inanış geçmiş, oradan bir e, değer geçmiş bu değerleri bugün Roma her ne kadar inandığını devam ettirse de koruyorsa ya da ona benzer bir bir sürü yer işte Prag'da ya da orada burada bir sürü değer bunu koruyabiliyorsa biz neden koruy koruyamayalım neden biz çocuklarımıza içinden geçebilecekleri marka vizyonlar ve teknolojiyi konuşuyorum şimdi çok havalı <laughs> teknoloji biliyormuşum gibi. <laughs> neden biz marka vizyonlarla ya da sine vizyonlarla bu yıkık dökük zannettiğimiz taş buluntuların üstüne orada aslında ne yaşanmış diye neden vermeyelim? Neden vermeyelim? Verirsek belki çocuklarımız yani bizden sonraki nesil e, burayı bilip ha evet e, bak benim büyüklerim buna saygı duymuştu ben de buna saygı duyayım ya evet bu bizim kültürümüz ama biz bu değiliz belki de hiç değiliz ama belki hiç olmadık ya da e, olacağız bilmiyoruz ama buna saygı duyabiliriz. Çünkü bizim... Germenika diye bir e, Antep'e gittin mi bilmiyorum. Germenika diye bir mozeyimiz var. Evet. Nemrut gibi bir dağımız var. Mardin, Dara harabelerimiz var. E, Kapadokya gibi bir yeraltı şehrimiz var. Daha e, bu tarafa doğru gelemiyorum çünkü say say bitmiyor. bitmiyor evet. Yani Hatay gibi bütün e, kültürlerin, bütün dinlerin, bütün medeniyetlerin iç içe geçip birbiriyle kardeş olduğu bir e, e, şehrimiz var bizim. Bizim o kadar çok şeyimiz var ki ve hala şunu yapıyoruz. Acaba bunu ortaya çıkarsak mı çıkarmasak mı? Ortaya çıkartalım. Bu bizi dinden uzaklaştırmayacak, inançtan uzaklaştırmayacak. Bu bizi zenginleştirecek. Bizim Anadolu insanının, Anadolu kültürünün Mezopotamya'nın ne olduğunu bize daha güzel anlatacak. Bırakalım Asur'da ne yaşanmışsa? Asur yaşamış, var olmuş, sonrasında tükenmiş bir toplum. E işte o olmuş, bu olmuş. İşte Sümer, ya da işte Akat, Hitit, bunlar var olmuşlar, yok olmuşlar, tamam olmuşlar ama bizim topraklarımızda olmuşlar bırakalım biz bunları yaşatalım ne var ki yani onları yaşattığımız zaman biz e, Müslümanlıktan uzaklaşmıyoruz ya da biz e, tarihten de kopmuyoruz. Aksine daha iyi, daha anlamamıza. yaklaşıyoruz ve o çağlara ışık tutuyoruz. E, sonrasında çocuklar, o düşünsenize insanlar gözlük takıyorlar, e, gözlüklerle beraber e, işte tarihi oyunlar oynuyorlar. Biliyorsunuz o evet, bir dijital evet. oyunları. Ama sen gözlük tak, gene gözlük tak, ama git şeye, e, işte atıyorum, göbekli tepeye git, Nemrut'a git, orada ne olmuştu, yaşa. Çünkü tarih görsellikle şekillenirse o zaman hafızalarda kalıcı olur. Biz bunları görsel olarak şekillendirmemiz gerekiyor. Görev de bizlere düşüyor maalesef. Sizler daha e, gençsiniz. Bizler öğreteceğiz. Şey, siz anlayacaksınız. Siz benden daha gençsiniz. <laughs> yani Allah. Allah. Hayır hiç <laughs> alakası yok. <laughs> Benim diziyi ben bir arkadaşımla beraber izledim. Aha. Biz de böyle ara sıra işte varoluştan ondan sonra kendini bulmaktan kimliğini bulmaktan çok bahsederiz. Sizin de yaşam koçu NLP o taraflarınız var. O yüzden şunu sormak istiyorum. Şimdi bana şey dedi orada diziyi izlerken durdur dedi. Durdurdum. Şimdi dedi, bunun dedi hayatında bir tane simge var dedi. Bu dedi oldum olası bu şekli çiziyormuş dedi. Bunun peşine düştü dedi kendini bulmaya başladı dedi. Benim hayatımdaki ben hangi simgeyi nereden anlayacağım? Kendimi bulmak için neyin peşine düşeceğim ben dedi. Kendinin peşine düşecek. Bu kadar. Hayır, sadece kend söyledim. kendinin peşine düşecek. Hiçbir şey değil. O atiyenin öğretisi. Başkasının cevabı. Bir insan kendini bulmak istiyorsa başkalarının cevaplarıyla bulamaz. Kendisine doğru soruları soracak. Kendisinden doğru cevaplar alacak. Ama bana sorarsa benim cevabım alır. Benim cevabım onun hayatında hiçbir dönüşüm sağlamaz. Ama kendisine sorduğu sorudan aldığı cevap, onun hayatındaki o algı denilen yani algılama çünkü biz e, işte e, o algı beyinde iki tanedir ya hani hı hı. sağ vardır sol vardır o algılamadaki sentezimiz bizim hayatımızı e, anlamamızı sağlar. Ama benim algımla hareket ederse beni kopyalar olmaz. O kendi algısıyla, kendi simgesiyle, kendi cevaplarıyla yola çıktığında kendini bulabilir ancak. Çünkü insan öyle değil midir? Kendine soru sorarsın, başkasından cevap istersin. O zaman kendine niye soru soruyorsun? Doğru. Başkasının cevabını duymak istiyorsan git ona sor. Kim bana soruyorsun mesela diyorsun ki Senin cevabın, ben sadece kendi cevabımı söyleyebilirim. O yüzden işte bu ruhsal gelişim, kişisel gelişim ya da farkındalık yaratan insanların sözleri kıymetlidir. Ama kendi içinde süzmeden sadece kopyalarsın. Kendi içindeki süzgeç Öyle çalışmalı ki okuyarak anlay anlayabilirsin ama yaşayarak öğrenirsin. O yüzden okuyarak anla, biraz algında kırılma yaşa ama yaşayarak öğren. Hikaye budur aslında. Harika söylediniz. Peki dünyanın uyanışında evet bir tarih kokuyor. Hatiyenin hikayesi bizi çok etkiledi. Fakat bir de Umuda dair, geleceğe dair de aslında biraz konuşmamız gereken şeyler var içerisinde. Bir başka amacınız neydi Dünya'nın Uyanışı'nı yazarken? Şimdi ben, e, bu iki tane daha romanım var benim, bitirdim. E, Atiye ile Ati beraber üç. Şimdi Atiye'nin devamını yazmakla meşgulüm. Şimdi benim bir tarzım var, şöyle bir tarzım var. Aslında bakarsan büyülü gerçeklik de diyebilirsin buna, biraz mestizm de diyebilirsin Hı ya da fantastik de diyebilirsin. Tarz biraz karışık. Ama şöyle bir tarzım var. Geçmişten bir değeri alıp bugüne getirip onu işleyip biraz geleceğe atıfta bulunmak gibi bir tarzım var. Şimdi bu tarz ne 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 yani bu tarz ne <laughs> alışmadık biz böyle görmedik diyebilirsin. Şimdi bu tarz ne? Bu tarz aslında geçmiş, gelecek ve bundan geçmiş, gelecek an hepsi iç içe bir denklem. Yani aslında hepsini aynı anda yaşıyoruz gibi bir algı aslında benimkisi. Evet. Benim algıladığım, size de anlatmak istediğim. Atiye'nin gelecekteki, Atiye biliyorsunuz gelecekte bir öngörü sahibi oluyor. Ama biz bunu geçmişte de gördük, geçmiş toplumlarda da gördük. Mesela kimde gördük? Muğ'da gördük, Atlantis'te gördük. Ruhsal gelişmişlik seviyesi yüksek olan insanlar aslında orada gelişmiş toplum dedikleri topluluk bu. Yani gelişmiş toplum demek e, Ferrari arabaya binip e, yalıda oturmak demek değil. Gelişmiş toplum demek ruhsallıkta gelişmişlik demek. Yani insanoğlu ruhsal gelişmişliği yaşamazsa e, kavanozun içine sıkışmış kendini kavanozun içine sıkışmış bir e, böcek gibi hisseder. Ama ruhsal gelişmişliği yaptığında sana ait dünyalara uyandığında işte o geçmiş, gelecek ve an dediğimiz sürecin içinden geçip gidersin ve hiçbir zaman o kavanozun içerisinde sıkıştığını düşünmezsin. Şimdi e, geleceğe dair e, şöyle bir durum var. Biz ruhsal gelişmişlik seviyemizi artırmalıyız. Şimdi geçmiş toplumlardan bahsettim. Onlar telekenezi yapabiliyorlardı, duru görü yapabiliyorlardı, şifacılardı. Ve aynı zamanda şeydiler, boyutlar arası gidip gelebiliyorlardı, astral seyahatlere çıkabiliyorlardı. Ruhsal gelişmişlik bu, asıl gelişmişlik bu. Yani biz teknolojik olarak gelişip insanlığımızı mı yok ediyoruz ya da var olandan mı eksiliyoruz? Mesela bizim 5 tane duyumuz var değil mi? Neden altıncı olmasın? ya yani Bunu yasaklayan bir madde mi var? Altıncı duyuyu eklemekte neden bu kadar çok kendimize fırsat tanımıyoruz? Yedinci duyumuz da olsun mesela. Yani altıncı his his var, yedinci his, sekizinci his, belki onuncu his bile var. Ama işte bu ruhsal gelişmişliği, tukaka hayır bu kötü günah olmaz filan dedikleri zaman işte toplumlar böyle çürür, toplumlar yozlaşır, birbirimize bile körleşiriz ve birbirimizin sesini duymaz hale geliriz. Ruhsal gelişmişlik dediğimiz şeyi kesinlikle gelecekte güçlendirmeliyiz. Toplumlar böyle gelişir. O zaman empati olur. O zaman insan insana anlar. O zaman insan insana yardımcı olur. Hiçbir şifacının insan öldürdüğünü gördünüz mü? Yani ya da ona kötü davrandığını gördünüz mü? O kötü davranmak üzerine değil. Kötü davranmamak üzerine kendini programlar çünkü. Yani iyilik için programlar. Evet. Ama iyiliğin karşılığında e, bir e, para almıyorsa kötülüğe dönüşebilir. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu çürümüşlük ve yozlaşmışlık da bizi e, umutsuzluğa doğru aslında sürüklüyor ne yazık ki. Ve program öncesinde de biz sizinle Umut'la alakalı konuştuğumuz için artık son olarak toparlarken de bir Umut'la alakalı ben bir şeyler söylemenizi istedim. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Hepiniz, hepimiz birer atiyeyiz. Kendi kişisel yolculuklarımızda mutlaka sizin uyuyan hücreleriniz vardır. Kesinlikle bu kalpte gelişir. Kalbin bir noktası vardır ki bu nokta aslında varoluştan beridir var. O nokta uyandığı zaman aslında umut uyanır. Yani orada bir noktacık, çok küçücük bir noktacık. Belki e, küçücük bir kuart kadar, küçücük bir proton, e, proton kadar belki küçücük. O nokta uyandığı zaman dünya uyanır. Yani siz kalbinizdeki noktacığı uyandırın. Umut dediğimiz şey insanlığı karanlıktan çıkartan şeydir. Yani bugün insanların umudunun olmaması şöyle bir şey. Düşünsene. Yani o kadar kısıtlı bir hayatın var ki bir asker ücretle çalışıyorsun. E, çocuğun var. Ondan sonra yaşamaya çalışıyorsun. Bu yaşamın içerisinde onlara bir gelecek sağlamaya çalışıyorsun ve sen ayın son, ayın sonunu bile zor getiriyorsun. O zaman çocuğuna 10 yıllık bir umudu nasıl aşılayabilirsin? Bir günlük bir umudu bile aşılayamazken. çocuğun bu hafızayla, bu bilinçle büyüdüğü zaman o kıtlık, yokluk o o umutsuzlukla büyüdüğü zaman o da kendi çocuğuna aşılayamayacak. İşte toplumlar böyle zehirleniyor. Ve sonrasındaki o çürümüşlük, sonrasında daha kendini bulmak için gördüğü bir Instagram'da gördüğü bir kişiye dönüşmek istiyor. Ya da Twitter'da saldırıya başlıyor. Ya da YouTube'da gördüğü o çok para kazandığını düşündüğü o YouTuber'lar gibi olmak istiyor. O zaman asıl yolculuktan uzaklaşıyor. Çünkü gördüğünü uygulayan insanlar olduğumuz için aslında var olanı dışarıya çıkartamadığımız için umudumuz yok. Yani biz başkaları gibi olmak zorunda değiliz. Biz kendimiz olsak yeteriz. Şimdi umut dediğin şeyi genellikle dünyadaki liderler insanlara hissettirirler. Dünyadaki liderlere buradan sesleniyorum. <laughs> Eğer dünyanın güzel bir yer olmasını istiyorsanız insanlara bu kadar... E, zalimlik etmeyin. Orta Doğu'ya baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda e, Afrika'ya baktığımızda ondan sonra e, daha e, buzullara kadar baktığımızda insanların zalimin zulmüyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Haklı haksız. Yani hak hukuk. Ona göre haklı ona göre haksız. O, o, o kötü o iyi. Hangisinin doğru olduğunu biz bilmiyoruz. Onu ancak Tanrı biliyor. Ama şöyle bir şey var ki zalimlerin dünyasındayız. Zalimin e, acımasızlığıyla birisi aç yatarken ötekinin tok olduğu, birisi ölüyorken ötekinin güldüğü, bir tanesi e, asgari ücretle zor geçiniyorken geçinirken ötekisinin pırlanta e, 8 karat pırlantasını koyup bak ne kadar güzel e, yüzüğüm var dediği bir yerden geçiyoruz. Ha onları da kötü bir şey söylemek istemiyorum ama sonuç itibariyle empati yeteneğimizi kaybettiğimiz için Almanın, tüketmenin, tüketiciliğin bu kadar hakimiyetinin bize ele geçirdiği bir yerde umudun bu kadar azalması normal. Hep işte o yüzden kurtarıcı istiyoruz. O yüzden Mesih gelecek mi diyoruz. O yüzden Mehdi gelecek mi diyoruz. Mehdi gelse de bizi kurtarsa Mehdi çürümüş bir toplumun yok olmuş bir dünyanın nesini kurtaracak. Sen ormanları yok et. Ondan sonra suları kirlet. Ondan sonra Mehdi sihirli değneğini değdirip suları mı temizleyecek? Yıkt, ...yaktığın ormanları yeniden mi dikecek? Orada yok olan hayvanları yeniden hayvanları mi Hayvanları yeniden mi dünyaya getirecek? Eğer bir Mehdi gelecekse... ...inan bana her şeyi yok edecek. Ve tekrardan yeniden başlatacak. Yani bu fabrika ayarlarımıza yeniden... ...hani yeniden başlat tuşu var ya... Evet. ...bana göre öyle olacak. Çünkü... E, ...sonuçta Mehdi bir ruhsal... E, ...dünyanın temsilcisi. E, size ruhsal olun... ...insan olun, insanı kamil olun... ...demek için gelecek. Eğer gelecekse... Çünkü biz başta Ama birisinin kaybettik. bize birisinin bize insan olun demesine ihtiyacımız mı var eğer insansak? O zaman niye gelecek? Neyi kurtaracak? Önce biz kendimizi kurtarmalıyız ki o bize önder olsun, lider olsun. Bizi e, Tanrı'nın neyse götürmek istediği yol o yola bizi çıkarsın. Ama biz böyle arkamıza yaslanalım, e, Mehdi gelsin bizi kurtarsın. Oldu. Onlar da öyle söylüyorlardı. Şengül <laughs> Hanım, harikaydınız, çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim için. canım. Kusura bakmayın ama yani ben insanların bu kadar tembelliklerine kızıyorum. Yani sizi kurtaracak sevgiden başka hiçbir şey değil. Birbirinizi sevin, birbirinize sarılın, birbirinize dokunun, birbirinizin dertlerini dinleyin, birbirinize ışık olun, umut olun. Sarılın ya, bitti. Bu kadar. Eleştirmeyin, yargılamayın. Yargı ancak Tanrı'ya ait bir duygu. Kimmiş ki biz insanoğlu ki yargılayacağız. Bırakalım dünya kendi içindeki devinimini tamamlasın. İnsanlık da umuyorum, umuyorum bu vebali, vebalı halinden tez zamanda kurtulur. İnşallah, çok teşekkür ediyorum <laughs> <Rica> tekrardan. <laughs> Değerli dinleyiciler, Pano'nun bu haftalıkta sonuna geldik. Konuğumuz Şengül Boybaş'tı. Dünyanın Uyanışı kitabının yazarı ve Atiye ile tanışmamıza vesile olan, hepimizin bir nebze kendi içine dönmesini umut olan insanlardan biriydi. Çok da keyifli bir program çektik. Şayet radyoda kaçırdıysanız YouTube'a yüklendiğinde programı izleyebilirsiniz diyorum. Bu haftalıkta Pano'yu bitiriyorum. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın.